Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada karar açıklandı. Ankara editörlerimizden Aykut Türel karşımızda. Aykut, detayları satır başlarıyla ekranlara yansıtıyoruz ama lütfen mesajları ve sonuçları senden rica edeyim. Saynur Tezel Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararlar çıkmaya başladı. 28 sanık yargılanıyordu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikastına ilişkin duruşmada. 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa da 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık da beraat etti ve aynı zamanda bu duruşmada, bu davada Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in dosyası da ayrıldı. O da yargılanan isimler arasında yer alıyordu. Bir kez daha altını çizelim. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanığın yargılanmasında sanıkların son sözleri soruldu ve mahkeme tarafından kararlar açıklanmaya başlandı. 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa da 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık beraat etti ve Fethullah Gülen'in dosyası da ayrıldı. Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdülsamet Kekeç, Sefa Kurnaz, Bilal Dereli hakkında beraat kararı verildi. Hasan Tunç FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, Ayşe Söğüt yine FETÖ üyeliği suçlamasıyla 9 yıl, Kaan Bülbül FETÖ üyeliği suçlamasıyla 9 yıl, Sercan Başar 7 yıl 6 ay, Ufuk Gül 7 yıl 6 ay, Ramazan Yücel de yine FETÖ üyeliği suçlamasından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şahin Söğüt anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet aldı. Az önce de kaydettiğimiz üzere Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikastına ilişkin görülen davada kararlar verilmeye başlandı ve 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa da 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık da beraat etti.